Merhabalar, Çivi TV'nin yeni röportajına hoş geldiniz. Bugün Üsküdar Meydan'dayız ve soracağımız soru Türk medyası hakkında insanların düşünceleri. Bakalım neler çıkacak. Biz de merak ediyoruz. Medya işinin içindeyiz. Direkt yüzü bize söyleyecekler mi? Ben de merak ediyorum. Hadi hep beraber röportajımıza başlayalım. Şimdi kameramanlık nasılmış bir de onu deneyimle bakayım. Bunun odağı var, ışığı var, ISO'su var, tamam mı? İşte hepsi üstüne. Kameramanlara haksızlık yapıyorsun şu anda sen. Vizör ne? Vizör ne? Kameramandan tarihi soru, vizör ne? Çok, bura çok boş ya. Meydanda bir tek biz varız. Dön şöyle, dön. Hiç kimse yok. Yavaş, çok uzak gitmeden dön. Kimse yok abi. Yağmur yağıyor. Ve bu havada biz niye röportaja çıktık bilmiyorum. Dur, kamera ıslanmış. Böyle yapıyorum. Şuraya röportaj yapabilir miyiz abi? Abi neyle ilgili yakışıklı? Türk medyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Türk medyası felaket bir durumda. Herkes kendi durumuna göre özgün, özgür konuşan yok. Evet. Al birini vur ötekine. Evet. Kapasite küçük. Medyada çıkanlar, tamam mı? Aha. Böyle kapasitesi, eğitim seviyesi ne olursa olsun, profesör diye de çıksa, aha, adam bilgi var ama bilgisini aktaracak telaffuz yok. Evet. Ne söylediğini kendi de anlamıyor. Evet. Bir bak sağa sola, sıfır. Okuyanı da cahil, okumayanı da cahil. Son sadece 20 senedir ne yaptılar sizler dahil? Sınıftan kalmadan okul geçtiniz. Evet. Adam 4 işlem yapmayı bilmiyor. Liseyi bitiriyor, üniversiteye giriyor. Üniversite mezunuyuz. Kardeşim üniversite yol açar. Sende kapasitesi yoksa zor. Doğru. En zor şey adam yetiştirmektir. Devletimizin en büyük, yaz şunu, devletin en büyük kaybı nedir? Devletin, her devlet içinde. Bizim ama devletimizin en büyük kaybı, yetişmiş insanın kıymetini bilmemesi. Tamam mı? İnsan yetiştirmek çok zordur. Ama yetişmiş insanın kıymetini bilmez. Devlete hizmet etmek çok zordur. Geceni gündüzüne katarsın. Sabahtan akşama kadar çalışırsın, bir düzen kurarsın. Evet. Sistemi kurmuşsundur, gayet güzel, malzeme her şey var. Ama sana bir şey oldu. Tayin oldun, gittin, ayrıldın. Ötekisi gelir, içine eder. İşte gavurla bizi ayıran nedir biliyor musun? Adam sistemini koymuştur. Herkes o sisteme göre devam eder. Ben yokum değil mi? Herhangi bir işte ölçün, elektrik melektrik aklına ne gelirse gelsin, sistem o şekilde göre devam eder. Bizde öyle yok ki. Her gelen günü kurtarmak için. Ben amirim. Ya arkadaş neye göre? Neye şey? Adam vida sıkamıyor. Sistem kuramıyor. Program yapamıyor. Mühendis ama ne mühendis? Bildiğiniz Azeri bir kelime var mı? Azerice. Tabii olmaz mıydı adam? Neler abi bunlar? Yakşı ya. Yakşı var başka. Tabii hepimiz Timur'un çocuklarıyız. Evet. Ne diyorsun? Birçok kelime var yani. Azeri insanla bizim kardeşlik bağımız hakkında ne düşünüyorsun? Aynı kan bağı, Türk soylu onlar da. Evet. Başka? Başka mı? Bunlar Bakülü izleyiciler izleyecek. Onlara söylemek istediğin bir şey var mı? Hepsine selam. Selam olsun. Teşekkür ederiz abiciğim. Ya bir şey değil efendim. Kolay gelsin gençler. İyi çalışmalar. Eyvallah abiciğim. Azerbaycan da güzel. Böyle yapabiliyor musunuz bakayım? Gel hep bakayım. Var mı? Yok. Hadi bakalım. Hadi eyvallah. Sağ bence siz abone olursunuz gibime geliyor. Var mısınız röportaj yapmaya? Üniversite gençliğine. Oğlum ben hep soruları birbirine karıştırdım. Medya ile girdik. Evet ya, neyse. Sırayla ben bunu montajda düzenleyeceğim zaten. Zaten öyle oldu. Gözüme birini kestirmem lazım soru sormak için. Teyze. O teyze yapar gibime geliyor benim. Gel bakayım bir soralım. Ama telefonla uğraşıyor. Kaçtı ya lan. İnsanlar yağmurdan ve bizden kaçıyorlar. Biz yağmur değiliz. Ama kamera yağmurdan daha tehlikeli. Elin ya ağrıdı mı? Dinleneceksin mi? Kameraman. Ben cefakeş bir insan. Nasıl kameramanlık kolay mıymış? He? Kameramanlık kolay. Biraz önce küçümsüyordun kameramanları. Ne oldu? Ben üstü sıfırlasını biliyorsun. Abi. Ya bana biri sorsa ben lak diye atlarım. İnsanlar niye sevmiyor röportaj yapmayı? Aynen bizde cahil cesareti olduğu için olabilir. Azerice kelime biliyor musun? Ne? Azerice, Azerbaycan. Hiç bilmiyor musun? Hiç duydun mu Azerbaycan neresi? Duymadım. Hiçbir bilgin yok yani. Evet. Azerbaycan'da bir Türk devleti. Bu kadar. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok. Tamam. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet, Azerbaycan'ı anlatıyoruz. Kayseri'de bir söz vardır, bilir tamam, misin? Tamam, bildim. Kayseri. Hayır, söz şudur. Parasız adam gereksiz adam derler bizim orada, anladın mı? O yüzden buna dikkat etmen lazım.
kulaklık olmasın insanlarda. Neden insanlar bu kadar asosyal? Herkes kulaklığını takmış. Abi, kimse röportaj vermek istemiyor. Amca röportaj yapalım mı? Ben yapamam o işi. Yaparsın ya. Yaparsın ya. Neyin bu? Türk medyası hakkında ne düşünüyorsun? Soru bu. Ben anlamam öyle şeylerden oğlum ya. Tamam amca, abi, görüşürüz. He? Şimdi soruyor. Abi anlamam diyor adam. Zorla mı? Çivi TV YouTube kanalı. Yağmur yağıyor da Mustafa, ararım ben seni. Bak, gidince, tamam mı? Helal olsun amcamıza. Hadi görüşürüz. Röportaj için telefonu kapatan amca. Evet. Türkiye medyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye medyası, bir yandaş medya var, bir Atatürk medyası var. O artık Atatürk'ü silemezler, mümkün değil. Çünkü Atatürk daha gelmez yani. Böyle bir adam gelmez. Çünkü herkesi seviyor. İlim, bilim, çalışma, üretme. Değil mi? Okuma. Yani hele gençler. Evet. Tamam mı? Sizin inşallah yolunuz açık olur. Mutlu olursunuz. Eyvallah. Teşekkür ederiz amcacığım.